Merhaba ya nur ayni merhaba, merhaba ceddel Hüseyni merhaba, ya habibi ya Muhammed merhaba, ya imamel kıbleteyni merhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîqî ve i'tisâmî illâ billah. Vessalâtu vesselâmu alâ seyyidinâ nebînâ hâdînâ ilallâh. Dâ'inâ ilallâh şefî'inâ indellâh Muhammedur Resûlillah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in ve tâbi'in lehum bi ihsânin ilâ yevmiddîn. Şifâ-i Şerif'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in medh-ü senası ile ilgili, sıfatları ile ilgili, mükemmeliyetleri ile ilgili dersimizden, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evvela dedim Şifâ-i Şerîf maddi manevi hastalıklarımıza şifa olsun, deva olsun, kainatın efendisinden bahseden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mübarek cümleler hepimize bereket olsun, evimize, ocağımıza. Ya ibare okuyalım dedim. İnşallah onu okuyalım. İşte faslı bitirene kadar. Ondan sonra mana vermeye başlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâne yucibu men de'âhu ve yakbelul hediyyete velev kânet kürâ'en ve yukâfi'u aleyhâ. Kâle Enesün radıyallahu teâlâ. Khademtu Rasûlallâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. 10 sinîne femâ kâle li uffin kattu ve mâ kâle li şeyin sanâ'tu lime sanâ'tehu ve lâ li şeyin teraktu lime teraktehu. Ve an Âişete radıyallahu teâlâ anhâ. Mâ kâne ahadun ahsene hulukan min Rasûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Mâ de'âhu ahadun min ashâbihi ve lâ ahli beyti illâ kâle lebbeyk. فقال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى ما حجبني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسمه وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين ويعود المرضى في أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر. قال أنس رضي الله تعالى عنه ما التقى مع أحد دون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر فلم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة وَلَمْ يُرَ قَطُّ مَادًّا رِجْلَيْهِ بَيْنَ أَصْحَابِهِ حَتَّى يُضَيِّقَ بِهِمَا عَلَى أَحَدٍ يُكْرِمُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَرُبَّمَا بَسَطَ لَهُ ثَوْبَهُ وَيُؤْثِرُهُ بِالْوِسَادَةِ الَّتِي تَحْتَهُ وَيَعْزِمُ عَلَيْهِ فِي الْجُلُوسِ عَلَيْهَا إِنْ أَبَى وَيُكَنِّي أَصْحَابَهُ وَيَدْعُوهُمْ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِمْ تَكْرِمَةً لَهُمْ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى تَجَوَّزَهُ فَيَقْطَعَهُ بِنَهْيٍ اَوْ قِيَامٍ وَيُرْوَى بِانْتِهَاءٍ اَوْ قِيَامٍ. وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْلِسُ إِلَيْهِ أَحَدٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا خَفَّفَ صَلَاتَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ حَاجَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ عَادَ إِلَى صَلَاتِهِ وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسِ تَبَسُّمًا وَأَطْيَبَهُمْ نَفْسًا مَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ ev ya'izzu ev yaktubu. Kâle Abdullah ibnül Hârithi radıyallahu teâlâ. Mâ râitu ahaden ekthera tebessüme min Resûlillâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve an Enes radıyallahu teâlâ anh kâne khademul medîneti ye'tûnen nebiyye sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. اِذَا صَلَّ الْغَدَاتَ بِآنِيَةٍ فِيهَا الْمَاءُ فَمَا يُؤْتَى بِآنِيَةٍ إِلَّا خَمَسَ يَدَّهُ فِيهَا وَرُبَّمَا كَانَ ذَٰلِكِ فِي الْغَدَاتِ الْبَارِدَةِ يُرِيدُونَ بِهِ التَّبَرُّكُ. Bu fasıl buraya kadar geliyor. İnşallah Rabbim bu derste yeni fasla kadar gelmemizi nasip eylesin. Allah fırsat versin, vakit versin de. Benim de biliyorsunuz ağzım, çenem tutmuyor, işte açılıyor. Çok konuşuyorum, sonra başka mevzulara giriyorum falan. Mevzular uzuyor, ders. Yani illaki fuzuli konuşmuyorum ama yani bu bakımdan dersi inşallah tamama erdiririz. Şerhlere de baktığımız için bazı kere bir sayfalık şey, 10 sayfalık şerh oluyor. Onun için sayfeleri açmamız icap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce ahlakından bahsedilirken ve kâne sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi, yücibu, icabet ederdim ben. O kimseye ki deahu, onu davet etti. Yemeğe çağıranın evine yemeğe giden. İşte evine çağıran yemek veremez. Herkesin durumu yok, fakir var. Veyahut evime gel, bereket olsun. 2 rekat namaz kıl. Senin kıldığın yerde sonra ben de kılacağım, mescit yapacağım diyenler de olurdu. Ne için çağrılırsa talimen ve teşri'an, ümmetine şeriat öğretmek için. Efendim, düğün yemeği olsa düğün yemeğine gider veya başka davetler olur. İzâ dâ ehadüküm ehâhu fel yücib. Sahih Müslim'de geçen bu hadis-i şerifte Müslüman kardeşi sizin birinizi davet ettiği zaman icabet etsin buyuruluyor. Biliyorsunuz hakkul müslim alel müslim kamsun. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Hadis-i şerifini çok okurdum size sohbetlerde. Bunlardan birisi de ve icabetü daveti, davetine icabettir. Düğün daveti özellikle Şafii mezhebinde vaciptir icabet. Gerçi İmam Sübki bazı beyanlarında açıklamış ki Şafii'de de vacip değildir efendim diyen de vardır ama genel manada Şafii mezhebinde yani ekseri görüş düğün davetine icabetin vacip olduğu hususundadır. Hanefi'de vacip değildir, sünnettir. İnsana değer vermektir. Tabii ki mutlu gününde şenlendirmektir. Ve Müslümanın Müslüman üzerinde hakkıdır. Hadis-i şerifine göre de biraz şey, Şafii'nin şeyi de görüşü de ağır basıyor yani hak meselesinde. Tabi Hanefi de o hadisi görmemiş değil. Sünnet de az bir şey değil. Zaten vacip olmak şart mıdır? Sünnet sana yetmiyor mu? Sünnet olmak bir şeyi yapmak bakımından. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı, terk etmediği bir ahlak niye terk edilsin Müslümanlar tarafından yani? Onun için sünnet demek büyük iş. Hanefi mezhebindekini de söylüyorum. Üstün ahlaka delalet için sallallahu aleyhi ve sellem yani icabet ederdi. Ancak tabii şarkı, çalgı, çengi, karı, kız karışık, erkek, kadın karışık ve şerata muhalif işler bir düğünde, dernekte işleniyor olduğu bilinirse o zaman icabet vacip de olmaz, sünnet de olmaz. Hatta masiyet de olabilir. İnsan günaha da girebilir. Bu bakımdan bazıları şöyle de yapıyorlar. Bakıyorlarsa ki kadın erkek karışık çalgı çengi olacak. Allah muhafaza, bazıları içkide sunumu yapıyorlar. Tabii orada hiç gidilmez, haram olur. Diğerlerinde alenen haram diyemezsin hani. Bazı şeylere müsamaha edilebilir belki. Fakat içki varsa masalarda bu zaten kesin haramda dersin. Kesin haramda dersin. Çünkü her şeye haram denmez. Haram demek çok zor iştir. Çok nas lazım, delil lazım. Öyle de mekruh olur. Şimdi bazı sahabe-i kiramdan da böyle var. Gerçi Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri çok müteassıp idi. Yani müteassıp derken çok zahit idi. Çok takva sahibiydi. İbn Ömer Efendimiz'in çocuğunun düğününde bile içeri girmedi yani. Niye halılar asmışlar yani falan. Süslü halılar asmışlar falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yasak etti. Böyle duvarlara halılar asmayın diye. Yani halbuki bir haram da yoktu. Yani belki en fazla olsa mekruhtur. Da İbn Ömer de sahabenin fıkıhçılarındandır. İbn Ömer Ebu Ayyub el-Ensari'den daha üstündür. Hem sahabedeki tabakatta hem fıkıhta. Fakat Ebu Ayyub el-Ensari mesela girmedi yani. Sen dedi yakıştıramadım sana falan. Böyle niye süslemeler yaptın? O da dedi yani galebetle nisâ. Kadınlar bize galip geldi. Bu düğün işlerine kadınlar karışıyor. Biraz böyle işler oldu falan. O da yani işte davete icabet etti fakat içeri girmedi veyahut da mecliste hazır olmadan döndü. Şimdi tabii onların anlayışı nerede? Bizdeki anlayışlarda böyle adam çiçek asmış, süs asmış, balon bir şeyler süslemiş falan bunlar. Zaten şu anda bunlara zaten haram denmez. Haram da denmez de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bazı dünyaya soğukluk, bu tezhid bakımından, zühde teşvik bakımından böyle beyanları bulunmaktadır. Evla olan budur yani. Evla. Evla ve eftal başkadır. Bir de helal haram işi başkadır. Ama Ebu Ayyub el-Ensari çok zühde sahibi olduğundan girmedi. Efendim. Şimdi o bakımdan bazı alimler diyorlar ki sıla-i rahim bozulmasın diye eğer akraba düğünü ise yani yeğenindir. Efendim işte dayısısındır, amcasısındır vesaire. Bazı gene insan kızının düğününde bile hakimiyeti ele geçiremiyor. Efendim oğlan tarafı düğünü yapıyor. Anası da onlara uyarsa adam da zor durumlara kalıyor. Bu düğün işlerinde çok insanlar mağdur oluyor Müslümanlar. Laf geçirememek bakımından falan. Yani hepten yani bazı şerata muhalif şeyler, mekruh şeyler yani falan. Tabii zaten içki olsa zaten hiç gitmez de. Laf geçiremediği ortam olursa da yine diyorlar davete icabet şeyi daha kuvvetli geliyor. Hadis-i şerifler daha önem arz ediyor. Bu bakımdan icabet etsin. Ama giderse bir hediye işte neyse altın mı götürüyor işte ne götürüyor. Götürsün kapıda takdim etsin. İçeri giremeyeceğim, müsait değilim veyahut da yani bazı şerata muhalif veyahut da sünnete muhalif şeyler şahit olmak istemiyorum. Ancak sizi de kıramadım. Davetinize icabet ettim. İşte hele ki akrabalık da varsa sıla-i rahim de önemli bir şeydir. Daha da önem arz ediyor o zaman. Yabancının düğününe benzemiyor. Bu bakımdan ben geldim. Tebrik ederim. Allah hayırlara vesile etsin. İşte hediyemi de takdim ediyorum. Şeklinde. Kapıya kadar gitmesi, bir hediye takdim etmesi falan daha bir ısındırmak da bakımından. Yani Müslümanlar çok soğuk, çok itici, çok böyle yani toplumdan soyutlanmış işte sosyal ilişkileri çok zayıf gibi bir durumda göstermemek bakımından. İslam'ı sevdirmek. Yani Hacı Hoca takımı Müslüman adam takva sahibi ama bak yani ona uymayan şeyler olduğu halde yine de bir beyefendilik yapmış, kibarlık yapmış. Bu daha utandırır, daha mahcup eder. İlla içeri girmek, katılmak, masada oturmak, kadın erkek birbirini görmek icap etmiyor. Böyle bir şeylere girmemek için insan bir hediye takdim etmek suretiyle tebrik edebilir yani. Bu da bir orta yoldur. Bu gibi yerlerde müdahale imkanın yoksa. Hepten gitmemektense gidilip fiili bir emri bil maruf olur. Yani içeri girmemek çok davete icabet etmemekten daha fazla tesir eder. Geldi kapıya kadar da ya biz düzgün iş yapsaydık bak Hacı Efendi, Hoca Efendi veya işte amcamız, dayımız da girecekti. Bak işte bizim işlerimiz biraz karışık oldu. Adamcağızdan bizi mahcup etti falan. Bu güzel bir usuldür. Bence bunu yani işletebiliriz. Hani bundan sonraki şeylerde konuşuyorum. Ve kâne sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete icabeti yani kainatın efendisinin ne kadar işi var, ne kadar yoğunluğu var, ne kadar yorgunluğu var diyelim. Vahye muhatap. Bütün dünya üzerinde, ahiret onun sırtında. Yani bu kadar şeyin içerisinde zikir hali, vahiy müşahedeleri, bir zerresinin zerresi şey olsun falan yani. Pert olursun, pert. Ayağa kalkamazsın bir daha. O vaziyette bu kadar halkla ilişkiler yani, her davete gitmek falan çok tevazu, üstün ahlakına delalet ediyor. Ve kâne yedi yakbelül hediyeti, hediyeyi kabul ederdi, sadaka kabul etmezdi. Zekat zaten kabul etmez. Ehli beyte de zekat geçmez, ailesine. Fakir de olsalar, çünkü insanların zekat mallarının kirleridir buyururdu. Bize layık olmaz, yakışmaz. Bir şey getirene de zaten sorardı. Sadaka mıdır? Sadaka, zekata da şamil olan bir tabirdir. Hudbin envalim sadakaten, Kur'an'da sadaka al diye gelen emir zekat hakkındadır. Çünkü sadaka alma diye, sadaka nafile olduğundan devlet, İslam devleti de olsa sadaka vereceksin demez. Sadaka al emri zekatla ilgilidir. Sadaka genel bir tabirdir. Her zekat sadakadır ama her sadaka zekat değildir. Yani bu sadaka mıdır diye sorardı. Yani bu zekat da olabiliyor tabii. Adam da beyan ederdi. Eğer zekatsa veya nafile sadakaysa ondan yemezdi. Çocuklarını da, torunlarını da, yani Hasan Hüseyin Efendimiz bir kere bir hurma almış. Yani Beytülmal'a geliyor ya, mescidin bir kenarına falan adam getiriyor hurmasından falan, uşurundan, zekatından, sadakasından mal olarak aynı veriyordu. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'den biridir. Tabii küçükler, 3-4 yaşlarındalar. Oradan hurma görmüş, çocuktur, almıştır. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sadaka hurması olduğunu hemen haber alınca veya bildiği için hemen gitti, ağzından zorla kusturmak suretiyle, yani çıkartmaya zorlayarak çıkarttı. Bize sadaka yemek layık değildir ve caiz değildir. O bakımdan ama hediyeyi kabul ederdi. Selman-ı Farisi Hazretleri meşhur hadisesi zaten. Yani peygamber, ahir zaman peygamberi o mudur değil midir? O zaman o Medine'ye kadar gelmişti. Orada çobanlık yapıyordu. Yaşı çok. Selman-ı Farisi 250 yaşında vefat etti. Çok yaşlıydı fakat tabii dinç idi. Eski ümmetlerden, yani ehli kitaptan idi. İncil ehlinden idi. Tahrif edilmemiş kısmıyla amel edenlerdendi yani. O arada baktı ki geçmiş kitaplarda sadaka kabul etmez, hediye kabul eder. Şeyini, vasfını bildiği için bazı vasıfları tahkik etmek üzere Medine'de yeni gelmiş insanlar etrafında toplanmış sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte yanaştı, dedi bir koyun mu ne bir şey, bir et getirdi. Buyurdu bu nedir? Dedi ki sadakadır. Biz yemeyiz dedi. Sonra bir daha gitti gibi et getirdi. Dedi ki bu nedir? Dedi hediyedir. O zaman yeriz. Sen de gel bizle otur ye. Oradan tanımış oldu. Yani bir nübüvvet alameti daha görmüş oldu. Zaten esas nübüvvet mührünü görmek için çok merak ediyordu. Onu da teklif edemiyordu, sırtınızı açar mısınız diye. Sallallahu aleyhi ve sellem zaten peştemalın üstü gibi böyle rida üstüne atılan şey. Hani böyle şimdi bizim giydiğimiz entari gibi giydiği olurdu ama bazı kere düğmeli, bazı kere ekseriyette de böyle hani üzerlerine şal gibi atılıyorlar. Çünkü şey çok ürün yok. Tekstil ürünleri çok yok o zaman. Yani böyle aşağı indirdi sallallahu aleyhi ve sellem izarını. Aşağı doğru indirince sırtındaki nübüvvet mührü sallallahu aleyhi ve sellem zuhur edince tabii Selman Farisi tamam dedi. Tabii hediyeyi kabul etmek de bir sünnet ve bu da bir tevazu alametidir. Kimsenin hediyesine de yani muhtaç da değildir. Allah Teala istese dağlara altın yapıp peşine akıtacak. Fakat hediyeyi kabul etmesi de, hem de şimdi hediye nasıl hediye şimdi? Yok Mukavkıs gönderdi, yok Hirakl gönderdi, yok Necaşi radıyallahu anh, tabi öbürlerine radıyallahu anh diyemiyoruz da onlar iman etmediler ama hediye gönderdiler. Hediyelerini de kabul etti. Yani Müslüman olmayan hükümdarların hediyelerini de kabul etti sallallahu aleyhi ve sellem. Düldül gönderdiler yani. Merkep gönderen, katır gönderen ki o zaman çok kıymetli şeyler. Tabii mücevheratta mutlaka gönderen olmuştur. Ondan sonra şimdi hediyeyi kabul ederdi. Tamam hediyeyi kabul ederdi ama şimdi kralların hediyelerini kabul eder de gariban hediyesini kabul etmez. Bu ne ya falan. Bu bana yakışmaz hesabı. Yapmazdı. Velev kânet kürâen, İstersen olsun, bacak olsun, paça olsun, ayak olsun, yani hayvanın dizden aşağı kısmına paça deriz biz. Yani satılır hatta, paça çorbası da yapıyorlar ya. O dizlen topuk arasından. Ondan sonra ayağı, hayvanın ayağı da yeniyor. Biliyorsunuz kemiklerin hep suya, çorbaya katılıyor, kemikli suyuna çorbalar oluyor. Şu oluyor, hayvanın her tarafı yeniyor. Ama tabii ki bir boyun eti gibi, efendim ne diyorsunuz işte pastırmanın yapıldığı döş eti gibi böyle çok tertemiz, böyle löpet dediğimiz et değil tabii ki o. Mesela ben de, normalde de yemem yani paça maça, hayatta da yemem şimdi. Biraz pisliğe yakın yerleri yemezdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama reddetmezdi hediyeyi. Gelen hediyeyi reddetmezdi. Oğlum bir garibana versin, fakire versin. Kendi yemesen de hanımın yer, çocuğun yer. Yani velev kânet Kur'an. Efendim, hayvanın işte ayak kısmını bile getirse birisi. Hatta Bukhari hadis-i şerifinde çok meşhurdur. Tirmizi'de de var, Ahmed İbn Hanbel'de de geçer bu. Lev du'itu ila kura'in leceb diyor. Birisi bana dese ki evde yemek yaptın, buyurur musun ya Resulallah desin. Ne yemek yaptın? Veyahut da mesela zaten sormazdı da. Yemek olmasa da giderdi de. Adam derse de bir paça çorbası yaptım veyahut da işte bir hayvan ayağını kızarttım falan. Ben diyor bir ayak için, paça için çağrılsam da giderim. Ha o bölgeyi yemesem de mesele değil. Suyunu içerim, ekmeğini yerim. Efendim. Onlar da efendim lev ühdiye ileyye kura'un lekabiltu. Bana bir hayvan ayağı falan böyle hediye verseler de kabul ederim. Yani bunları insanlara değer vermek. Adama sen fakirsin, senin bir malın yok, mülkün yok, ne biçim hediye veriyorsun bana gibi bir yani lafına lüzum yok da hareket sergilememek için kabul etmek lazım. Kabul ettikten sonra sen git birine hediye et, bir fakire ver. Sana uymadı, yakışmadı, yemedin, içmedin. Yani israfa lüzum yok tabii onu da çürütmeye. Birine faydalanacağı birine verirsin de. Ama sen önce kabul edersin, adama teşekkür edersin. Sünnet budur. Yani bu da sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üstün ahlakını bize bildiriyor. Ondan sonra hediyeye çok önem verirdi. Tehadev tehabbu. Hediyeleşin, birbirinizi seversiniz. Efendim hediye ne yapar? Fe innel hediyete tüzibu bissekimeti. Hediye kalpteki kini giderir. Bir insan bir insana hediye verse, o adam ona gıcık da olmuş olsa veyahut da kalbinde ona karşı böyle bir soğukluk falan da olsa, hatta kin nefret de olabilir. İnsan durup dururken birbirini kıskanıyor falan. Ama o hediye ona onu hatırlatır. Ve hediyeyle insanlar mutlu olur. Efendim, hükten, hasetten kurtarmaya vesile olur. Onun için bunlar önemli şeyler. Hadis-i şerifte ruddü sâil velev bi zulfil muhrakin. Dilenciyi boş çevirmeyin. Velev ki yanık bir ayak, hayvan ayağının parçası olsa böyle yanmış. Öyle bir şey de olsa yani. Hiçbir şeyiniz yoksa yani. Varsa en sevdiğinizden verin de. Hiçbir şeyiniz yoksa da bir tırnak bile, bir hayvan tırnağı. Yani derken böyle ayak kısmının şeyi olsa onu bile vererek gönderin. Boş göndermemek için. İttekun nâra ve le bişikki temratin. Yarım hurma olsa hani bir hurma bulamıyorsun. Bir hurmanın ucu kenarı bu yarısı. Yani o zamanlar bazı kere çok kıtlık oluyordu veyahut da çok fakirlik vardı. Yarım hurmayla olsun cehennemden kendinizi sakındırın. Yani yarım hurmadan ne olur demeyin. Sadaka verin mesela, hediye verin. Bunları teşvik eder. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani insanlarla güzel ilişkiler, mahlukata şefkat ve merhamet ve tevazu ve teellüf. Yani insanlarla ülfet, kaynaşma, sıcaklık sağlamak ve hatır yapmak, hatır saymak çok önemli. Adam da diyor ki ya benim hediyemi kabul etti. Halbuki götürürken adam belki de çekiniyordu. Acaba kabul eder mi? Bu da hiç yakışmıyor kendisine ama ne yapayım işte elimden bu kadar geliyor. Onun kabul olunur mu şeyini, telaşesini yaşarken kabul olunduğunu görmek ne kadar bir sahabe olarak kendimizi onların yerine koyalım yani. Değer verdiğimiz bir insana bir şey götürürken yani. Yüzünü asması veya kabul etmesi ne kadar aksi tesir yapar bizi, ne kadar üzer ya. Ne kadar soğutur İslam'dan ya. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ahlak, üstün ahlak. milleti Müslüman etmenin en büyük yolu vaaz-ı nasihatten de önemlisi üstün ahlak. Evet. Sonra bir de az bir hediyeyi dahi kabul eder. Bir de ve yükâfiu, karşılık da verir aleyha. Yani hediye alır, almakla kalmaz, ne yapar? Bir de karşılık verir. Hatta fazlasıyla karşılık verir. Yani o bir ölçek hurma getirdi, o da ona belki başka cinsten, yani diyelim ki o getirdi berne hurması, o da verir ona acve hurması. Yani daha fazla mukabelede bulunur. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani her şeye bir beyan getirmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her hususa temas etmiş. Hayatın safahatından hiçbir şey ihmal etmemiştir. İzâ du'ya ahadukum felyucib. Sizin biriniz bir davet alırsa icabet etsin. Efendim, in kâne muftıran ekel ve in kâne saimen daa bil bereke. Zaten ağzı açıksa, yani oruçlu değilse bir şeyler de yer. Ziyafet sahibini memnun eder. Diyelim oruç vaktine rastladı. Biliyorsunuz nafile oruçlarda cevale kadar, yani öğlenden evvel kuşluk vaktine kadar insan şey yapabilir, yani adamın hatırını etmek için orucu da bozabilir. Çünkü vacip olur, günle gün tekrar tutar nafile oruçta. Ama tabii cevalden sonra, kaba kuşluktan sonra yani gün yarılanmış, ondan sonra yiyemez, bozmaz. Ve lakin davet var, yine gitsin mi? Gitsin diyor. Ha şimdi saat kaç oldu, ben bundan sonra orucu da bozamam. Olsun, gitsin diyor, bereket duası yapar. Yani Allah hayrını artırsın, ecrini artırsın, Allah mübarek etsin evini, ocağını, sofranı der. Yemese de giderdi. Yani ne kadar detaylar değil mi? Ne kadar teferruat. İşte bu bir Allah'ın gönderdiği en mükemmel şeriat. Din zaten ancak İslam. Hepsinin dini İslam da. Şeriatların en mükemmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı. Ve hayral hedi hedi Muhammed'in. Allah Allah. Yani haberlerinin doğrusu elâ inne ahsenel hadis kitabullah. Haberlerinin doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an. Yolların en hayırlısı Muhammed'in şeriatı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kendisi buyuruyor. Yani dünya kurulları çok şeriatler gönderildi. Enbiya-i Azam Hazarat. Salavatullah ala nebine alim mecmuin. Bunların en hayırlısı hangisidir sorsalar benim şeriatım diye. Yani mükemmel. Her konuya değinilmiştir. Kâle Enes radıyallahu teala. Hazreti Enes Efendimiz biliyorsunuz kainat efendisinin hizmetçisidir. Annesi getirdi. Bir rivayet 9 yaşında, bir rivayet 10 yaşında. Yani 10 yaşında getirdi. Ben Hademtün Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'e hizmet ettim. Aşrasinin tam 10 sene. Bazı rivayetlerde Müslim'de 9 sene geçiyor ama o tabii 10 sene dediği küsurattandır. 10 sene tamamlanmamışsa, 9'u da ileri geçmişse ona 10 da denebiliyor küsurattan dolayı. İki rivayet arasında tezat yoktur. 10 sene hizmet ettim. Evet. Amcası Ebu Talha radıyallahu anh'ın bakımında, himayesindeydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdi diyor burada. Benim bildiğim diğer rivayetlerde annesi getirdi. Annesi Ümmü Süleym olacak herhalde. Ümmü Süleym'dir radıyallahu teala diye hatırlıyorum. Yani getirdiler ve dediler amcası hatta dedi inne enesen gulamın keyisun felyahtumke. Ya Resulallah, bu çok akıllı, uyanık bir çocuktur bu Enes. Sana hizmet etsin müsaade edersen. Dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. Hazreti Enes buyuruyor ki ben 10 sene hizmet ettim. Gece, gündüz, yolda, seferde, hazarda. İşte insanın sinirli zamanı olur. Uykusuz olur. Efendim Ümmü Süleym annemiz, evet annesi. Ondan sonra çok efendim insanın her hali birbirini tutmaz yani. Ne kadar insan tevazulu da olsa, ne kadar iyi huylu da olsa. Biliyorsunuz açlık insanın sinirini bozar, çok aşırı uykusuzluk sinirini bozar. İnsanların çoğunun huyu zaten efendim yolculukta falan çıkıyor. Çünkü uykusuzluk ve yemek düzeni bozulduğundan, sinirler bozulduğundan bakıyorsun en mantıklı adam bas bas bağırıyor yani. Bunları da gördük. Yani ben diyor 10 sene her türlü şerait ve ahvalde efendim hizmet ettim. Fema kâleli, asla bana bir kere demedi üffin. Üf be, ne yaptın ya? Demedi. Kattu. Asla ve kat'a, kesinlikle 10 senede bir kere sesini yükseltmez mi? Bir kere niye böyle yaptın demez mi? Bir kere şunu eksik ettin demez mi? Bir kere geç geldin, geç kaldın demez mi? Ki Hazreti Enes'in de 10 yaşında olduktan sonra uykusunun ağır olacağı, efendim yaşının çocuk yaş olduğu falan bunları da düşündüğümüz zaman hizmette hiç kusur etmediğini pek düşünmek bayit olur yani. Yani yaş itibariyle vesaire de illa yetişememiş olabilir yani. Kainat Efendisi'ne kim yetişecek sallallahu aleyhi ve sellem onun kuvvetine. Çünkü o az uyur, evvel yolculuklarda çok mukavemet gösterir, açlığa çok dayanır. Yani bir 10 yaşında çocuğun onunla efendim tam bir hizmet çıkarabilmesi çok zor. Yani üf denecek işler olmuştur. Zaten üf denecek iş olup da üf dememek hünerdir. Yoksa senin zaten yanındaki yol arkadaşın veya sana yardım eden kişi sana üf dedirecek ki hiçbir şey yapmıyorsa sen zaten üf demen icap etmiyordur. Esas mesele nedir? Üf denecek işler oluyordur. Öf be ya, üf falan. Fakat senin bunu dememen senin ahlakını gösteriyor. Bir de yolculukta, bir de açlıkta, susuzlukta, uykusuzlukta falan. Tamamen üstün, en üstün ahlak oluyor bu sefer. Çünkü hiçbir şey demedi bana diyor. Ve makale demedi li şeyin, bir şey çünkü sanatü ben yaptım onu. Yaptığım hiçbir şey için yani 10 seneden her dakika bir iş yapıyorum. Lima sanate niye yaptın ya? Hu böyle bunu. Niye bunu yaptın? Demedi. Ve la li şeyin bir şey için demedi ki teraktuhu ben onu terk ettim. İşte bir şey yapmadım. Yapmalıydım veya yapmadım, yapmamalıydım veya yaptım. Öyle ya. Bekletirsin, nalinlerini getirecek. Önceden hazırlaması lazım. Hazırlamadı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaldı ayakta böyle bekliyor. O da gitti nalinleri almadı. Ya niye önceden hazırlamadın yani? Demez. Efendim getirdiği bir su mesela diyelim kaynar çıktı. Birden içti veyahut da yandı veya şey oldu. Misal veriyorum. Ya bu niye demedin bana bu çok kaynar? Veyahut da niye biraz bekletmedin, biraz ılıtmadın? Yani bunun gibi neler olmuştur? 10 senede devamlı yanında. Bir kere demedi ki niye bunu yapmadın? Bir kere demedi ki niye bunu yaptın? Yani bu Buhari Müslim rivayetidir. Zirveyi gösteriyor. Artık bu şeye, ahlaka kimse yetişemez. Onun için evliyanın en üstünlerinden de olsa bu makam herkese hasıl olmaz. Zaten velilerin en büyüğü, en büyüklerinin makamlarının yani tabi el-ilmü indallah tespiti Mevla yapar ama tespiti bakımından biz ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar fazla benziyorsa o kadar üstün. Ne kadar ittiba uyması, sünnete uyması fazlaysa o kadar makam üstün. Keramete bakılmaz. Havada uçuyor mu, denizde yürüyor mu? Bunlara bakılmaz. Sünnete ne kadar ittiba varsa makamı oradan anlaşılır. Diyoruz. İşte buradan da anlaşılıyor yani. Çünkü tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi olursa diyemiyoruz hiç kimse hakkında. Ne kadar tabi ise diyoruz. Çünkü herkes ona uymaya ve yanaşmaya çalışıyor. Ne kadar benzerse, ittiba fazlaysa o kadar Allah'ın dinde mahbubiyeti, derecesi, makamı yüksek olur. Kimse tam onun gibi olamaz demek istiyorum yani. Kimse de bunu zaten düşünmüyordur, aklından da geçirmiyordur. Ve Aişe radıyallahu teala anha Ayşe validemizden rivayet ediliyor. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeye yani tabii şerata taalluk etmeyen şeyleri konuşuyoruz. Bir şeratsızlık olursa ona suskun kalmaz. Hayatta yaşanan olaylardan bahsediyoruz. Biz hiçbir şeye niye bunu yaptın veya niye bunu yapmadın demesi de kaza ve kadere olan teslimiyetini de gösteriyor. Çünkü neden? El hıyratu fil vakı. Olan da hayır vardır. Madem böyle oldu, geçmişe dönük konuşmanın da manası yok. Geriye döndüremeyeceğimize göre. Şöyle yapsaydım, böyle yapmasaydım. Bir de münafıkların sözünde biliyorsunuz lev meselesi. Levden sakının buyuruyor. Yani bir dakika evvel gelseydin şurada şu iş olmayacaktı. 5 dakika geç kaldın mübarek adam. Bak tren kaçtı falan. Yani bu gibi konularda biz kaza ve kadere teslimiyetimizin de zafiyetinden her dakika yanımızdakilerle şu şöyle olmasaydı, bu böyle oldu, şu şöyle olmadı. Devamlı yani. Günde 50 kere konuştuğumuz laf bu. Çünkü neden? Ya bunda hayır var. Madem böyle oldu bunda hayır var. Ha önceden dersin ki ya şunu şöyle yap da şöyle şöyle olmasın diye bir tedbir alalım. Bu başka. Sünnette tedbir de vardır. Tedbir almayalım da koy verelim de ne olursa olsun. Bunu demek istemiyorum. Ama bir iş vakı olduktan sonra yani meydana gelmiş artık. Meydana geldikten sonra orada Allah'ın ne hayrı var acaba? Hikmetini takdir ederek belki bir alamette zuhur ederse sen de hikmetinden haberdar olursun. Bazı kere de başımıza gelmiyor. Ya ben o zaman sana kızdım ama veyahut da niye bu böyle oldu diye düşündüm ama iyi olmuş ya. Bak şimdi daha hayırlı oldu bu iş. İleride hikmeti çıkıyor bazı işlerin. Hepimizin başına geliyor. Efendim ya görüyor musun? O vakit darlandık ama meğer hayır bundaymış. Dediğimiz çok oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani niye böyle ettin, niye yapmadın, yaptın dememesi, çünkü olmuş hadiselere artık müdahale etmemesi, kaza ve kadere teslimiyetine ve o tabii perdenin arkasını müşahede meselesi ne delalet ediyor. Hazreti Enes Efendimizin de tabii faziletinin mükemmelliği, menkıbesinin güzelliği, efendim edebinin güzelliği, yaşının az olmasına rağmen, küçük olmasına rağmen o yaşta yani kainat efendisine hizmet adabı. Yani demin de dedim. Kolay bir şey değil ama Hazreti Enes bunu hakkıyla ifa etmiş yani. Hakkıyla ifa etmiş. Tabii ki bütün bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmanın bereketi, huzurunda müdavemetin efendim getirdiği feyizlerden hasıl oluyor Hazreti Enes'e de. O sekinet, o ağırbaşlılık, efendim genç yaşında büyük insanların beceremeyeceği ağır hizmete girip ifa etmesi, bunlar tabii ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ona yansıyan bereketlerdir. O iyi niyetli olduğu için annesi, amcası yani onu bu hizmete Allah rızası için vakfettiklerinden bu bereket ona ulaşmıştır. Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki kainat efendisinin üstün ahlakını beyan sadedinde ma kâne hadun, hiç kimse olamazdı ehsene hulukan, ahlak bakımından daha güzel kimden? Mir Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ahlakı daha güzel olan bir kişi yoktu. Yani ben görmedim de demiyor. İddialı konuşuyor. Yoktu, olamazdı. Ya tabii olamaz. Ve inneke le ala hulukin azim. Sen çok büyük ahlak üzere yaratıldın. Ayeti kimin hakkındaymış yani? Hiçbir peygamber hakkında böyle bir ayet duymamışız. O zaman Hazreti Ayşe annemizin sözü Kur'an'la da tasdikli. Bunun tabii beyanı olarak bir misal vermek üzere buyuruyor. Ma da'ahu ahadun. Ma da'a, seslenmedi ona ahadun, kimse. Yani nida ediliyor ya mesela. Ahmet Efendi veyahut da işte hocam falan, bakar mısın, eder misin? Biz de baş edemiyoruz. Bazı sohbete giriyoruz, işte çıkarken izdiham oluyor falan. Herkes bir kafadan bir şey söylüyor. Bana bak, bana bak. Yani güler yüz göstermeye çalışıyoruz, böyle yapıyoruz, bir şey yapıyoruz ama adama buyur yani ne diyorsun de. Baş olmuyor tabii kalabalıktan da. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o söyle yapmaz. Yani işte onun için bizim kimsenin bu mecalde şey yok yani takate. Kim ona seslense, ya Resulallah dese, mine sahabi, sahabesinden olsun, ve le ahli beyti, ehli beytinden olsun, yani hane halkından olsun. Kim seslense, illa kale, mutlaka derdi ki, lebbeyk, buyurun, ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Efendim, bu şekilde icabet ederdi. Hem de tazimli bir ifadeyle, hürmetli bir ifadeyle, he, söyle, ne oldu? Bu başka. Buyurunuz. Bu başka. Yani biz de bir şey, birine bir şey seslendiğimiz vakitte bize karşılık hiç vermese çok kızarız veyahut da çok kaba buluruz. Karşılık verse yani ifadeleri nazik olmasa ne oldu? He, söyle gibi mesela mutsuz eder insanı güzel yani. Şimdi bir insan buyurun efendim. Mesela ben böyle birkaç kişi rastladım beyefendilerden. Çok insandan, binlerce insandan yolculuk yapmışım. Yanlarında yetişmişim, görüşmüşüm, tanışmışım. Uf, binlerce benim. Fakat mesela bir veya iki kişi hatırıma kaldı yani. Bu yaşa geldim. Buyurun efendim. Böyle her konuşmada, her şeyde buyurun efendim, buyurun. Ben rastlamadım. Bu kadar da çok insan gördüm, iyi insanlar. Fakat yani kibarlık başka bir şey. Naziklik başka bir şey. Beyefendilik başka bir şey. Ondan sonra güzel üstün ahlakı. Gelene mesela merhaba, merhaba. Yani hoş geldiniz, safa geldiniz. Ümmühani validemiz işte bu. Amcasının kızı oluyor yani. Bu Talip benim kızı da Hazreti Ali Efendimiz'in kız kardeşleri. O geldi mesela. O çok geç Müslüman oldu. Fetih senesinde. Halbuki Miraç'a biliyorsunuz Ümmühani. Türkçe'de Ümmühan denen isim oradan geliyor. Ümmühani validemizin evinden Miraç'a çıkarıldı. Fakat Müslüman olması çok gecikti yani. Miraç'tan fetih. Yani hemen hemen 8-10 sene, 10 seneye yakın bir zaman var. Miraç'la fetih senesi. O geldi mesela. Hani sen ne kadar geç Müslüman oldun veyahut da bu kadar senedir yani neredeydin falan şey olsa. Hemen merhaben bi ümmühani. Ümmühani, merhaba, hoş geldin, safa geldin. Hacı Salih Efendimiz bu merhabayı der. Fakat selam yerine geçirtmeyeceksiniz. O zaman bidat olur. Cevap da vermek caiz olmaz yani. Kim selamdan önce başka bir laf söylüyorsa ona icabet etmeyin. İlk söz selam olacak. Selam kabilel kelam demiş. Efendim önce selam tabii verilir, oturulur, edilir. İşte Efendi Hazretleri falan giderdik. 5 kişi, 10 kişi Hacı Salih Efendi Hazretleri'nin işte önünde otururduk. O da zaten hep yerde oturur. Ondan sonra selamdan sonra işte konuya gireriz. Biz normalde hemen konular başlar. Nasılsınız, iyi misiniz falan falan. O hemen sağdan başlamak suretiyle tek tek şey yapar. Merhaba. Sen sefa, sen de merhaba. Hemen yandakine gitse merhaba efendim, merhaba. Bu sünnette var. Biz o zaman tabii biraz yadırgıyorduk yani. Sünneti bilmiyorduk ki. Allah Allah bu kadar herkese tek tek merhaba ne oluyor ya falan. Bu da üstün ahlaktanmış bak. Bunda efendim. Yani ben merhaba demiyorum da hoş geldiniz diyorum. Bu da olur yani merhabanın Türkçesidir o. Buyurun hoş geldiniz, safalar getirdiniz falan bunlar. Güzel şey. Ehlen ve sehlen. Ya merhaba. Bunlar denebilir. Ya ben Türkçe söyleyeceğim. Türkçe söyle. Ama insana geldiğinden pişman etme. Efendim memnun olduğunu ifade et ki adam da bir rahat otursun yani. Kâle Cerir ibn Abdillah radıyallahu teâlâ. Cerir ibn Abdillah el-Beceli diye rivayetlerde geçer yani hadislerde Seyyid-i Kavmi, kavminin efendisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi. Hicretin 10. senesi. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmek üzere. Bazı rivayetlerde vefatından 40 gün evvel diyorlar ama o sahih değil pek. Sahih olan rivayet daha biraz önce yani. Ama Hicretin 10. senesi. Zaten vefatı 10. sene. Efendim geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi vettaliu aleyküm hayru diye Yemen'in efendim Yemenlilerin en hayırlısı size gelecek şimdi. Ha biliyorsunuz çok mucizelerle önceden haber verirdi. O zaman bir şimdiki gibi haberleşme yok ki adam mesaj atsın da geliyorum diye bir şey yok. Önceden söylemek mucizedir. Gayb ilmine girer. Sonra buyurduğu gibi gelirdi mesela. Cennet elinden bir adam gelecek işte. Bir sahabeden kim gelirse. Onu da öyle takdim etmişti. Çok güzel yüzlü mübarek bir zat idi. Hazreti Ömer Efendimiz inne Yusuf azil ümmeti. Bu ümmetin Yusuf'u odur demiş. O kadar güzelmiş. Cerir İbn-i Abdülillah Hazretleri. İşte isim istiyorsunuz çocuklarınıza. Cerir ismini koyabilirsiniz. Peki çocuğunuz çok güzel olur. Sahabeden bir zattır yani. Cerir ismi. Ondan sonra geçen gün birisi geldi. Dedim çocuğun ismini sordum. Dedi ki Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşinin adını koydum. Dedim buyur hangisini koydun? Dedi Akil. Dedim Akil değil. Akil bizim çözüm sürecindekiler var ya. Akil yani yiyiciler. Akil. Onlar değil. Ya ne olacak? Akil. Dedim şu, kafı çektir aşağı. Akil İbni Ebi Talib. Çok kıymetli sahabedendir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğludur. Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşidir. Akil koymuş ismini. Ama telaffuzu beceremiyor. Akil diyor. Dedim akil değil. Akil. Yani bu millet. Nerede akil diyecek. Fatiha'yı zor okuyor. Ama yani doğrusu odur. Güzel bir isimdir yani. Akil, Cerir. Bunlar hep sahabeden. Rıdvanullahi Teala. Aleyhim ecmain. Herkes çocuk oluyor. Bana soruyorlar işte efendim oğlum o erkek ismi, kız ismi falan şudur budur. Ben herkesle baş edemem yani. Ben sohbetlerin ortasında böyle söylerim işte. Söylemiş oluyorum ben. Kime nasipse alsın gitsin. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Zilhalasa putu vardı Yemen'de. Yemen'in Kâbesi derlerdi. O puta tapıyorlar. Feci Kâbe gibi yapmışlardı falan. Onu ona gönderdi. Orada büyük bir put vardı. O putu kırdı geçirdi o zat Cerir Hazretleri. Radıyallahu anh. Onun bir beyanı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üstün ahlakını anlatırken Mâ hecebeni Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni engellemedi yani izin vermeden yanına girilemiyor şeyde. Hane-i saadetinde, hücuratta olduğu zaman nasıl gireceksin hanımları var şeyde. Perde arkasına geçmesi lazım. Zaten imkanlar dar, yerler küçük yani. Ama yine de evinde insan kabul ederdi. Yani odaları 2 metre, 3 metre. Yine de insan kabul ederdi evine misafir alırdı. Yemek bile verdiği var evinde. Halbuki mescid açık tabii. Mescitte de verebilir ama işte özellik tanımak, işte sana bir değer verdiğini göstermek istiyor sahabesine. Beni diyor hiç engel münzeslem tukattu. Müslüman oldum olalı. Asla beni yani evindeyken camide zaten kimse engellenmiyor. Cami açık. Evinde engellemedi. Yani ne zaman gittiğinde tabii izin isteniyor. Efendim çünkü annelerimizin yanında oturamam. Onun için bir izin istemek icap eder. O arada onlar perde arkasına işte hangi annemizin evindeyse o geldiğinde o perdeye çekilecek ki arkasına geçecek de buyurun denecek. İzin isterdim. Fakat hiçbir zaman müsait değil denmedi yani diyor. Her zaman buyurun müsaittir. Ve la rani beni hiçbir vakit görmedi. İlla tebessüme. Mutlaka yüzüme tebessüm etti. Bu da Bukhari Müslim rivayetidir. Mutlaka yüzüme tebessüm etti. Yani biliyorsunuz mübarek ön dişleri belirecek kadar gülmesi bu tebessüm oluyor. Eğer sessiz daha fazla olursa yani böyle mübarek dişler daha çok açılır veyahut da böyle yapar falan buna zıhk deniyor, gülmek deniyor. Tebessüm gülmekten biraz daha hafif. Hareket şeyi daha az yani şöyle yaparsın. Ama şimdi gülmek falan biraz daha hareketli olursa ses yok ama gülmekte. Sesli gülmenin adı kahkahadır. Zaten o Arapçadan geliyor. Yani zıhk bilmezler de Türkler kahkahayı biliyorlar. Kahkaha Arapçadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gülme şekli eglebe ahvalinde, ekseri hallerinde tebessüm idi. Zahik bazen olurdu. Kahkaha hiç yok. Hayatında bir kere kahkaha, yani gülme sesi işitilmemiş. Mevla'nın huzurunda, devamlı murakabe halinde. Gülmesi falan, tebessümü de insanları mutlu etmek için yani. Kendi hali yoksa. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mutevâsılel hüzni daimel fikir. Kendi haline kaldığında, insanlarla muhataplık dışında, devamlı üzüntülü, devamlı düşünceli. Çünkü sonsuz ahirette ümmeti nasıl kurtaracak? Mahşerde ümmetine şefaat etmek istiyor. Bazıları şefaatlıktan çıkıyorlar, kendilerini çıkartıyorlar şefaat olunmaktan. Mevla engelliyor, bunlara şefaat edemezsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de istiyor, edeyim kurtarayım falan. Ne kadar derdi var yani. Onun için sıralı, üzüntülü ve düşünceliydi. Ama insanlarla ilişkide, şimdi insanlar anlamıyor ki, sen şimdi ahireti düşünüyorsun, cehennemi düşünüyorsun veya işte insanların işte kurtulacağına dair endişelerin var veya sen kendinin de tabii, hiçbirimiz masum değiliz, kendimizin de tehlikemiz var, imanlı bile öleceğimiz kesin değil. Şimdi bu haller üzerine düşünürken sen böyle somurtkan ve sert bir şekilde böyle duruyorsun. Şimdi bir misafir gelmiş. Bu hali ona yansıtmamak. Yani tasavvufun da usulü budur. Çünkü kendin Mevla ile, iç aleminde Mevla ile beraber oluyorsun. Dış aleminde insanlara bunu yansıtmıyorsun. Yansıttığın zaman riyaya girme tehlikesi oluyor, gösteriş tehlikesi oluyor. İşte siz keyfinizdesiniz ya, manevi ne haller oluyor, bilmem ne bir şeyler. Oluyorsa oluyor abi. Bunu bana bu şekil hareketler çekme. Bana bu hareketleri çektiğin zaman riyaya girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de olmuyor muydu ne haller? Tebessümü terk ediyor muydu? Somurtuyor muydu insanları? Bu sefer böyle falan böyle bir şey yapıyor. Adam diyecek ki geleceğine pişman olacak. Ondan sonra ben Resulullah'ı üzdüm mü? Veyahut da ben, ev sahibi benden mutsuz mu oldu? Acaba beğenmedik ne yaptım? Veya buna benimle ilgili ne demişler acaba? 40 tane vesvese, evham ve insanları suizanlara, kötü düşüncelere sevk edecek hareketler yapmak. Bu tasavvufun neresindedir? Ben Allah'la beraberim de manevi haller oldu. Ben ahireti düşünmekten bütün moralim bozuldu. Bütün moralim bozuluyorsa gece uykun kaçsın. Uykun kaçsın, otur seccadeye. Moralin bozulduysa ağlasızla yalvar. Millete ne yansıtıyorsun? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine baktığın zaman tasavvuf da buradan çıkıyor. Şeriat da buradan çıkıyor, tarikat da buradan çıkıyor, hakikat da buradan, marifet de buradan. Hepsi buradan çıkıyor. Sen o zaman o sünnete bileceksin ki benim halim, içime bir şeyler geldi, durumum şöyle bilmem. Sünnete uymuyorsa at o hali gitsin. Onu terk et, onu makbul bir şey zannetme yani. Ne işte keyfim kaçıyor, moralim bozuluyor. Çok iyi değil mi? Resulullah devamlı üzüntülüydü, düşünceliydi. Bana da o haller oldu. Ya tamam oldu ama kardeşim hanımına bunu yazsın, çocuğuna bunu yazsın. Torunun gelmiş, çocuğun gelmiş. Yani babacığım diye bilmem ne sen bile falan bilmem ne. Bunlar sünnette yok ki böyle bir şey. Düşünceliydi, üzüntülüydü. Kendi halinde. Ama insanlara karşı beni ne zaman görse tebessüm ederdi diyor. Bütün sahabe bu usta ittifak ediyor yani. Çok tebessüm ederdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Gülmek zaten tebessüm söylüyoruz. Gülmesi çok nadir. Kahkaha sıfır hiç yok. Gülmesi çok nadir. Çünkü kesretü dahik tüzibul vakar. İnsan çok gülerse de vakarı ve heybeti gider yani. İnsanların nezdinde, görenlerin, meclisine bulunanların nezdinde bu adam da biraz hafif meşrep herhalde, hoppala derler. Yine bir hadis-i şerifte kesretül vahik tümitül kalp. Çok gülmek kalbi öldürür. Kalbi öldürür. Üzüntü kalbi cilalar. Yani öyle de bir hadis-i şerifte var da tam ibaresini şimdi. Ma cüliyetil kulûbu bi mislil hazen, öyle bir şey de hatırlıyorum. Yani üzüntü gibi hiçbir şey kalbi parlatmaz. Üzüntüler insanı dünyadan soğutur, ahirete yöneltir. bir de Allah içinse üzüntüsü, ahiret içinse, ümmet meseleleri içinse falan çok yüksek dereceler, makamlar kazandırır. Fazla nafile ibadetten bile üstün olabilir. Ümmet için üzülmek ve duacı olmak. Zaten insanlarla dalga geçmek, alay etmek, hareket çekmek için gülmek o haramdır. Ya ne var, ben kendi kendime gülüyorum. Tamam, gül, mübahtır ama fazla gülersen kalbi öldürür. Ama sen birilerine gülüyorsan, onun başı şöyle, bunun bacağı böyle, işte efendim, arkasında boya yapışmış, haberi yok. Bu zaten tam haram yani. Tam haram, o ayrı bir şey. Her şeyin nesi var? Meratibi var, makamatı var. Ben dersi, faslı bitireyim dedim ama bitiremeyeceğim herhalde. Biraz da aşırı yorgunluğum var, bir iki gündür. Efendim, bundan dolayıdır ki zaten vaktimiz de tamama erdi. Ama yani ibareyi okurken kaç tane salavat getiriyor? Şurada deminden beri kainat efendisinden sallallahu teala aleyhi ve sellem bahsettiğimizden ne kadar salavat-ı şerife getirildi. Şifâ-i Şerîf gibi bir ders bulunmaz. Hiçbir kitap Şifâ-i Şerîf kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari'de de. Ya Buhari'de Efendimiz'in sözleri çok. Ama kendi özellikleri de varsa da toplu bir yerde değil. Müslim'de biraz var, öbüründe biraz var. Sen şimdi ne yapıyorsun? Bütün hadis kaynaklarında geçenlerin tümünü bir araya getiriyorsun. Mevzu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olursa bundan büyük ders olur mu ya? Maddi manevi dertlere deva ya. Hastalıklara şifa. Onun için Şifâ-i Şerîf kitabını baştan başlasan, bizim Lale Gül'de var Osmanlı baskısı. Sonuna kadar bir hastanın üzerine okusan belki 5-6 günde okunur yani, bir kere de okunmaz. Efendim, şu da olabilir. 4-5 tane okuyan kişi olsa, onlar bölüşseler, biri dese ki sen şuradan başla, ben buraya kadar geleceğim. Öbürü oradan başla, cüz taksimi gibi. Hani kitabı böyle mesela. Yani 5-6 tane kitap ellerine alsalar. Eğer ki bölümlere ayırsalar, sen şu fasıldan ilerisi okuyorsun, ben buradan gerisi okuyorum. Hatimde yapılıyor ya. Herkes her cüz okumuyor ki. Herkes kendine düşen cüzü okuyor. Ama hatim hasta oluyor. Bu da tabii hani hızlı tesir bakımından, hastaya bir an evvel acil bir durum var şifası için. Allah'ın Celle Celaluhu izniyle, halkıyla, yaratmasıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem himmetiyle, bereketiyle, şefaatiyle ve ondan bahseden binlerce rivayetin toplandığı şu mübarek kitaba ismine Şifâ-i Şerîf demişler. Esas şifası kalpleredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyan kalpler manen nifaktan kurtulurlar. 200'lü sahtekarlıktan kurtulurlar. Nurlara gark olurlar. O bakımdan esas şifa kalbe iner. Huzur, sükûnet, sekînet Şifâ-i Şerîf derslerinin özelliğidir. Ama tabii bedene de zahire de şifası olduğu denenmiştir. Alimler bunu mücerreptir, denemişlerdir. Efendim, ben de zannedersem başında bir iki rivayet bu hususta yazdım. Hangi hastanın üzerine okunsa mutlaka eceli gelmediyse tabii, mutlaka şifası aslı olmuştur. Onun için biz manevi şifalarımız için şifa derslerini salı akşamları terk etmeyeceğiz. Zahiri şifalarımız için de Şifâ-i Şerîf'ten ibaresini demin ben nasıl okudum böyle. Tabii ki ben biraz yavaş okuyorum. Normalde biraz daha seri okunmak suretiyle hastanın yanında çok büyük bereketler hasıl olur ama 7-8 kişi bir kere de bitiremedi. Bir daha toplanırlar veya bir kişi okumaya kalktı. O zaman ne yapar? Yerini takip eder. Kaldığı yerden müsait olduğu zaman yine devam eder. Aynı şey hasıl olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in daha nice üstün evsafı, özellikleri, değerli ahlakı anlatılacaktır. Önümüzdeki derste inşallah devam edeceğiz. Kaldığımız yerden Rabbim engelleri izale eylesin, manileri izale eylesin, yardımcıları ziyade eylesin. Dinleyenleri dünya ahiret hayırlarına muvaffak eylesin. Şifâ-i Şerîf derslerini dinleyip dinleten insanları haberdar edenler. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaat dairesine idhal eylesin. Özel himmet dairesine idhal eylesin. Kainatın efendisini, ruhaniyetini haberdar eylesin. Bu derslerin devamı için Allah Teala bütün imkanları halk eylesin, esbabını seferber eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Teslimen kethiran. Velhamdülillahi rabbil alemin. Merhaba ya nur ayni merhaba, merhaba ceddel Hüseyni merhaba, ya habibi ya Muhammed merhaba, ya imamel kıbleteyni merhaba.